Bir saat işleyelim ders. Ondan sonra iki dersimiz kaldı. Bir bu cuma var, bir de haftaya pazartesi var. Sonra bitiyor. Konuları yetiştirmek için bugün de bir saat işlememiz lazım. Bir tekrar ederek başlayalım. İlk önce Eigen Value nasıl bulunuyor hatırlıyor mu herkes? Eigenvalü ax eşittir lambda x'ti. Bir vektör aynı yönde çıkıyordu. Sadece lambda katı çıkıyor. Lambda katın eigenvalü o vektörde eigenvektör diyoruz. Neydi? Kare matrisler için geçerli. Ve genelde de n tane eigenvalü var farklı. Her farklı eigenvalüye karşılık farklı eigenvektör, independent eigenvektör geliyor. Aynı eigenvalüye karşılık independent eigenvektör gelebilir, gelmeyebilir. Burada konuştuk. Eigenvalüler, eigenvektörler aslında özel. Bir nevi karakteristik yansıtıyor bize. Ne gibi? Eigenvalü sıfırsa matris singular'dır. Yani invertible değildir. Bir tane sıfır eigenvalü varsa. Eigenvalülerin hepsi sıfırdan farklıysa matris invertible'dır. Bunu gördük. Onun dışında eigenvalü, eigenvektör nasıl hesaplanır? Gördük. Şurayla ilgili sorusu olan var mı? Tamam, bunu biliyoruz. Ne yapıyoruz? A eksi lambda identity aslında eigenvalü ve eigenvektöre karşılık geliyor. A eksi lambda identity null space'i varsa zaten o eigenvalü oluyor. Null space'indeki vektörlerde eigenvektör oluyor. Dolayısıyla ilk önce A eksi lambda identity'nin nasıl diyeyim? Invertible olmayan A eksi lambda identity'leri buluyoruz. Nasıl? Determinantı sıfır eşitleyerek. Determinantı sıfır eşitleyip invertible olmayanları buluyoruz. Invertible olmayanları bulduk. Sonra her lambda değeri için onun null space'indeki A eksi lambda identity'nin null space'indeki vektörleri bularak ona karşılık gelen eigenvektörleri buluyoruz. Bunu da defalarca örneğini yaptık. Burada ne demişiz? Eliminasyon eigenvalüleri değiştirmiyor. Değiştiriyor. Dolayısıyla elimine edip sonra eigenvalüyü bulayım diyemiyoruz. A ile A transpozun eigenvalüleri aynı, eigenvektörleri farklı. Tamam. O zaman sonra eigenvalue decomposition gördük. Eigenvalue decomposition neydi? S matrisimiz eigenvektörlerle oluşuyor. Büyük lambda matrisimiz lambdalardan, eigenvalülerden oluşuyor. Eigenvalue decomposition S lambda S eksi 1. Ne yapıyorduk? S lambda S eksi 1 diyerek. A'yı eigenvalü matrisi, diagonal bir matris cinsinden ifade ediyoruz. Şu ikisinin eigenvalüleri aynıydı. Eigenvektörleri farklı tabii. Bunun eigenvektörleri fundamental unit vektörler. Bununki de S'in sütunları zaten. Mesela eigenvalü decomposition nasıl buluruz? Burada örneğim var. Burada sorusu olan var mı? Tamam. Artık eigenvalü, eigenvektör bulmayı çok rahat yapabiliyor olmanız lazım. Midterm zaman, final zamanı. Yani size eigenvalü hesaplayın, eigenvektör hesaplayın diye sormayacağım. Sorarsam sınavda kolay puan alınacak soru azdır. Onu arttırmak istemişimdir. Zaten bir şeyler hesaplarken onları sürekli kullanıyor olacaksınız. Örneğin SVD'de falan. Dolayısıyla zaten onları hesaplarken zaman kaybetmemeniz lazım. Aynen determinant gibi ara adım. Basit bir tool yani. Direkt sonuç değil yani sorulacak şey değil. Eigenvalü, eigenvektör. Belki dediğim gibi kolay puan alın diye eigenvalü decomposition hesaplayın diye sorabilirim. O ayrı bir şey. Ama çok rahat hızlı yapabiliyor olmanız lazım.
genel olarak da eigenvalü, eigenvektör önemli. Ders bittikten sonra bir yıl sonra aklınızda kalmasını isterim. Onun için üzerine çok duruyoruz. Ne dedim? Repeated olmayan, yani tekrar farklı eigenvalüler, farklı eigenvektörleri, independent eigenvektörlere sahip. Dolayısıyla distinct eigenvalue varsa her zaman independent eigenvektör var. Buradan diagonalizable'ın kuralı geliyor. Diagonalizable neydi? Şu formül aslında şuydu. S'in inversi ile sağdan çarpı. S'in inversi ile sağdan çarpabilmek için S'in invertible olması lazım. S'in invertible olması demek A'nın diagonalizable olması demek. A'yı bu şekilde yazabiliyoruz demek. Dolayısıyla S'in invertible olması demek en tane independent eigenvektöre ihtiyacımız var. Bizim dersimizde en tane independent olacak eigenvektör. Ama genelde en tane olmak zorunda değil, değil mi? Eğer repeated kök eigenvalue varsa tekrar eden eigenvalülere karşılık tekrar ettiği sayıda eigenvektör independent gelebilir, gelmeyebilir. Bunu biliyoruz. Ama bizim dersimizde gelecek, o ayrı. Invertible'lık da diagonalizable'ın alakası yoktu. Invertible'lık eigenvalünün sıfır olup olmamasına bağlı. Diagonalizable'lık tekrar eden eigenvalü var mı? Tekrar ediyorsa da ona karşılık independent eigenvektörler geliyor mu gelmiyor mu? Ona bağlı. Aynı şey değil. Burada ilk defa diagonalizable olmayan, yani en tane eigenvektör olmayan bir matris örneğimiz vardı. Çok rastlanmıyor. En azından bizim dersimizde çok rastlanmayacak. Çünkü neden? Simetrik matrislerin özelliği neydi? Simetrik matrisler her zaman diagonalizable. Simetrik matrislerin bir güzel yanı bu. Onun dışında A üzeri K'yı bu şekilde hesaplıyoruz. Bunun da örneği vardı. Quiz sorusu var. Fibonacci number. Güzel bir uygulama yapmıştık. Fibonacci number'ı log K'da hesaplamıştık. Hatta güzel bir şekilde üzerine durmuştuk. Bununla ilgili de sanırım buna benzer bir şey de şu A'yı hesaplamanız. A'yı hesaplayıp nereye konverj ettiğini göstermeniz de dördüncü ödevde çıkacak. Onun dışında Fibonacci özelinde bir önemi yok. Önemli olan hani bakın matematik olarak böyle bir şey yapabiliyoruz. Onu gördük dersimizde. Sonra ne yaptık? Dedim ki A'nın eigenvektörü x1, B'ninki x2. O zaman A artı B'nin kuralı x1 artı x2'dir diyemiyoruz. Veya A çarpı B'ninki x1 çarpı x2'dir diyemiyoruz. Genelde bir kural yok A artı B, A çarpı B ile ilgili. Ama eigenvektörleri aynıysa, eigenvalüleri aynıysa değişik kurallar var. Onları ispatladık zaten geçen ders. Ne demiştim? İki kural var. Eigenvalü decomposition ve eigenvektörler. İlk önce decomposition'dan ispatlar daha kolay geliyor. Onun için onu kullanın. Oradan deden çıkarsa, ulaşamazsanız tanımdan gidin demiştim. Mesela böyle bir soru var. A karenin eigenvalü ve eigenvektörleri A'nınkiler cinsinden nedir? Çok rahat buluyoruz değil mi? Şudur. Gördüğünüz gibi A karenin eigenvalüsü şunun diagonalları. Bunun diagonalı ne? Lambda i kare. Eigenvektörü S'in sütunları. S'in sütunu ne? A'nın eigenvektörü. Şu iki alıştırmayı yapalım dedim. Basit alıştırmalar bunlar. Sonra birinci yolu değil de ikinci yolu kullansaydık nasıl yaparız? Ona baktık. İkinci yolu kullansaydık nasıl yapacaktık? AX eşittir lambda X tanımımız var. A kareye benzetmek için soldan A ile çarpacaktık ve cevap verecektik. AX eşittir lambda X var. AX'i 1'e benzetmek için AX'i 1 ile çarpacaktık. Sonra şu lambdayı karşıya atınca 1 bölü lambda diye cevap gelecekti. Bir başka soru. Soru zor değil. Zor olan adımları düzgünce yapmak. AB ile BA'nın aynı eigenvalüleri vardır.
Eigenvalue decomposition işimize yaramıyor. O zaman bunu kullanalım diyorum. Soldan AB bu geldi. Şimdi soldan B ile çarpıyorum. Şöyle bir vektör, eigen vektör çıkıyor. Bu BA'nın eigen vektörü çıkıyor. Zaten soruda onu soruyordu. Buradan cevap geliyor. Bu kolay değil tabii bu soru. Derste görmeseydik. Bunun da alıştırmasını yapalım dedim. Tamam. Bunun da alıştırmasını yaparız. Şu da pratik olur. Onun dışında başka bir iki kuralımız vardı. Bunlardan biri AB, BA'ya ne zaman eşit? A ile B'nin eigen vektörleri eşitse eşit. Aslında bu çift taraflı ama biz çift taraflı değil tek taraflı gösteriyoruz şu anda. Yani AB'nin eigen vektörleri aynı ise AB eşittir BA'yı gösteriyoruz. A nasıldı? Eigen vektörler eşit ise ikisinin de eigen vektörünü aynı ismi verdik. Yapıyoruz. S-1 S geliyor, gidiyor. Şu ikisi yer değiştiriyor. S-1 S'i tekrar introduce ediyorum. Ve buradan B çarpı A geliyor. Şimdi diğerine bakalım. AB eşittir BA ise şuna bakalım. Aynı eigen vektörleri vardır. AB BA'ya eşitse nedir? AB'nin bir eigen vektörü var. Aynısını yapalım. Bunu B ile çarpalım. BA olsun. BA BXI eşittir. Lambda i BXI. AB ile BA'nın eigenvalüleri aynıydı değil mi? Eigenvalüleri aynı. Onu biz burada kullanmadık. Ama eigenvalüleri aynı. Eigenvalüleri aynıysa zaten çıkıyor eigenvektörlerin aynı. Bir saniye. Bu lambda. Şöyle deneyelim. Şimdi AB ile BA'nın eigenvalüleri aynı olduğunu gösterdim. A'ya, AB'ye pardon. Same A ile B have same eigenvector. Then bu. AB BA'ya eşitse evet. AB S lambda S eksi 1 olacak. BA S2 lambda S2 eksi 1 olacak. AB BA'ya eşitse şunlar birbirine eşit olmalı. Eigenvektörler de eşittir. Onun için çok önemli olmadığı için ispatı yazmadık. Eigenvalülerinin eşit olduğunu biraz önce gösterdim. Yukarıda da gösterdik. Eigenvalüler eşit olduğu için ABBA'ya eşitse eigenvektörler de eşittir. Hani bir dipnot, eigenvalü ve eigenvektörler de matris unik olarak ifade edilebiliyor. Öyle bir şey var. Bunu da eigenvalü decomposition'dan görebilirsiniz. Önemli değil. Tamam, bunu yaptık. Sonra başka bir alıştırma. A'ya alfa identity eklersem her bir eigenvalü alfa kadar artıyor. Eigenvektör değişmiyor. Onu gördük. İki tane ispat yaptık. Birincisi determinantın diagonalların eigenvalülerin çarpımı olduğunu gördük. Diğeri de trace'in eigenvalülerin toplamı olduğunu gördük.
Buradan da triangular matrisin eigenvalüleri diagonal olarak dedik. Buraya kadar soru var mı? Tamam. Şimdi simetrik matrislere gelirsek. Simetrik matrislerin iki özelliği vardı. Daha doğrusu reel simetrik matrislerin iki özelliği vardı. Reel demek elemanların reel sayı olan matris demek. Bir, eigenvalüleri reeldi. İki, eigenvektörleri dikti birbirine. Eigenvektörler birbirine dik olduğu için biz ne yapıyorduk? Eigenvektörlerde öyle bir seçiyorduk ki bir de unit olsun. Unit olunca otomatikmen S ortogonal bir matris haline geliyor. Adına Q demiştik. O zaman S'nin tersi nedir? Kare olduğu için S zaten. Tersi transpozuna eşittir. Ortogonal matrisler kare ise tersi transpozuna eşittir. Buradan simetrik matrislerin kuralı geliyordu. Eigenvalue decompositions olunca S lambda S-1'di normalde. Simetrik olduğunda Q lambda Q transpoz oluyor. Simetrik matrislerin böyle bir eigenvalue decomposition var. Yani bir ispat yapacaksak simetrik matrislerle ilgili ve eigenvalue decomposition kullanacaksak S lambda S-1'i kullanmıyoruz. Q lambda Q transpozu kullanıyoruz. Bu zaten öbürünü kapsıyor. Aynı zamanda simetrik bir decomposition. Öyle bir avantajı var. Ve her zaman diagonalizable'da. Çünkü zaten dikler. Diklerse zaten invertible, independent'tır. O yüzden her zaman diagonalizable'dı. Bir ufak detay, pozitif pivot sayısıyla pozitif eigenvalü sayısı eşittir birbirine. Önemli değil bizim dersimizde şimdilik. Buradan approximation görmüştük. Lambdaları büyükten küçüğe sıraladığımızı varsayalım. Eigenvalüler, eigenvektörler unit. Dolayısıyla az çok aynı bilgiyi taşıyorlar. Dolayısıyla ben iki unit eigen vektörün çarpımını alınca outer product'ını bir matris gelecek. Rank one matris gelecek. Şunu çarpınca başka bir rank one matris gelecek. Ama eigen value hangisininki daha büyükse o kadar daha büyük sayılardan oluşacak. A'nın daha büyük bir bölümünü içerecek. İşte bu mantıktan yola çıkarak rank approximation demek. Böyle bir mesela simetrik matris için bunu hesaplarsak en büyük k tane eigenvalüyü ve ona karşılık gelen eigenvektörleri alırız ve buradan bunları tutarız elimizde. Elimizde bunları tutunca ne olur? K çarpı n artı 1 parametre tutarız. M çarpı n kare yerine k çarpı n artı 1 parametre tutarız. Diyelim ki memoriden sıkıntımız var. Ama olabildiğince verimli k çarpı n artı 1 parametreyi tutarız n kare yerine. Çünkü neden? Matrisin çoğunluğu burada. Bunun da örneği şuradaydı. Ne yapmıştık? 4 tane eigenvalü var. Biz en büyük ikisini aldığımızda A buyken şöyle bir matris çıkıyor. Yakın bir şey çıkıyor. İdi. Şöyle yapalım. Evet. Rank approximation şu anda önemli değil. SVD'de daha detaylı göstereceğim. SVD'de sorarsam sorarım demiştim. Ama anladık değil mi rank approximation? Sorusu olan var mı rank approximation? Geçen ders işlemiştik. Bir hızlı geçtim ama sorunuz varsa durayım üstünde. Rank approximation'da ne yapıyorduk? En büyük k tane eigenvalü ve ona karşılık gelen eigenvektörleri alıp onları tutuyoruz. Her biri rank one approximation, rank one matris. Bunların toplamı A'ya yakın çıkıyor. Buradan PC'yi anlatmıştım. Mesela bir uzaydayız. M vektör var. N boyutlu uzaydayız. Kovaryans matrisi hesaplıyorum.
kovaryans matrisin varyansını maksimize etmek istiyorum. Aslında şu problem, eigenvektörleri bulun, W aynı şey. Yani bizdeki S'ye gelen aynı şey. S yapan aynı şey. Dolayısıyla eigenvektörleri hesaplıyorum. Eigenvektörlerden biraz önce dediğim gibi en büyük K tanesini seçiyorum. Eigenvalüsü büyük olan en büyük K taneyi seçiyorum. Büyükten kastım eigenvalüsü. Eigenvalüsü en mutlak değeri en büyük olan K taneyi aldım. O benim komponentlarım oluyor. En büyük mutlak değeri sahip olan eigenvalüye karşılık gelen eigenvektör birinci komponent. İkinci en büyük eigenvalüye sahip olan eigenvektör ikinci komponent yönü belirliyor. Her bir eigenvektör aslında bir aksis oluyor. Simetrikse bunlar birbirine diktir zaten. Çok güzel olur. Simetrik değilse yapacak bir şey yok ama simetrik oluyor muydu her zaman? Emin yok sanmıyorum. Buradan da şunu yapıyorduk. Her bir komponenta projection'ı alıyorduk. Her bir komponenta projection'ı aldığımızda noktanın ne oluyordu? İlk K komponenta projection'ı. İlk K komponent yönündeki bizim noktamız en boyutluydu. RN'deydi. RN'de olan noktamız K tane component, first component'a, principal component'a, keep K first component, yazmışım principal. Aslında her bir eigenvektörün yönü principal component'ı veriyor. Birinci principal component dediğimiz PCA'deki principal component dediğimiz eigenvalüsü mutlağı en büyük olan eigenvektörün kendisinin yönü. Öyle düşündüğümüzde aslında principal component eigenvektör. Eigenvektörü bulduk. En büyük k tane eigenvalüye sahip eigenvektörü. Bu bizim k boyutlu uzayımız olacak. Simetrikse çok daha iyi birbirine dikler. Simetrik değilse önemli değil. Ama bir k boyutlu uzay belirtiyorlar. Bu uzaydaki her noktanın değeri ne? Her bir komponenta projection. Onu da VKX deyince buluyoruz zaten. Projection'ı bulunca ne oluyor? En boyutlu uzaydan K boyutlu uzaya indik. Ama indirgerken varyansı maksimize ettik. Yani belirsizliği, yani bilgiyi maksimize ettik. Öyle söyleyeyim. İşte bu PCA oluyor. PCA'de dersimiz dönem diye sadece bahsetmek için bahsediyorum. İşte artık PCA gibi şeyleri okuyup anlayacak noktaya geldiniz. İleride bir şey gerektiğinde siz gerisini artık okuyup anlarsınız. PCA'nin bir algoritmasını implement edecekseniz çok farklı yöntemleri var algoritmik olarak. En standart mantığı bu. Burada kalmıştık sanırım. Soru var mı? Her 5 dakikada 2 kişi azalıyoruz. Exponential'dır umarım. Şey logaritmiktir. Biner değildir. Tam burada kalmıştık. Şimdi pozitif definite matrisleri göreceğiz. Simetrikten bir adım daha detay. Onun için çok üzerine durmayacağız. Mesela pozitif definite matrisler tanımı nedir? İlk önce oradan başlayalım. Sonra işlerini konuşuruz. Tanımı X transpoz AX büyüktür sıfır olacak. Ama tüm nonzero X'ler için olacak. Yani herhangi bir nonzero vektör geldiğinde X transpoz AX değeri sıfırdan büyükse bu matris pozitif definittir. Bunun olması için zaten simetrik olması lazım bu arada. Ya simetrik değilse zaten pozitif definit olamaz. Onu aşağıda geleceğim. Nasıl yaparız mesela? Şu matris pozitif definitidir. X transpoz AX'i alırız. Kare olacak zaten simetrik olduğu zaman. R3'ten bir X seçeriz. X1, X2, X3. Çarparız. Şunun çarpımı şudur. Şunun çarpımı da şudur. Çarptıktan sonra acaba kareler içine yazılıyor mu diye bakarız. Baktığımızda şu şekilde yazılabiliyor.
Yani x2 eksi x1 eksi 1 bölü 2 x2'nin karesi. x2 eksi 2 bölü 3 x3'ün karesi ve x3'ün karesi şeklinde yazılıyor. Bunun sıfır olması için şunun sıfır olması lazım. Şu sıfırsa şunun sıfır olması lazım. Çünkü kare sıfırdan büyük eşittir. Ancak içi sıfırsa sıfırdır. x2 sıfırsa x1'in ancak sıfır olması lazım ki bu sıfır olsun. Yani sıfır olduğu tek yer x eşittir sıfır. Mesela 1 0 0 için bile sıfırdan farklı. Yani nonzero herhangi bir x için sıfırdan büyük. O zaman bu pozitif definit matris oluyor. Pozitif definit matrisin tanımıyla ilgili sorun var mı? Tamam. Pozitif definit matrisler bu şekilde. X transpoz AX sıfırdan büyük olacak tüm nonzero x'ler için. Bir kuralımız var. Mesela AB pozitif definittir. Artı B de pozitif definittir. İspatlamak istersek ne yapabiliriz? Elimizde tanımı var. A artı B'nin sıfırdan büyük olduğunu, x transpoz x ile çarpıldığında sıfırdan büyük olduğunu göstermemiz lazım. X transpoz A artı B x sıfırdan büyük mü değil mi? Bakalım. X transpoz A x, x transpoz B x diye yazılır. A ile B pozitif definit olduğu için bunlar sıfırdan büyük. O zaman toplamı da sıfırdan büyüktür. Demek ki neymiş? A artı B pozitif definitmiş. A ile B pozitif definitse. Bir başka şey. R full kalın renk ise R transpoz R pozitif definit. R transpoz full kalın renk ise özelliği neydi? Free variable yoktu. Yani null space'i zero matriste. Şey zero vektör. Null space sadece zero vektörse bu şu demektir. Bir non-zero x yok ki Rx'i sıfır yapsın. Yani Rx'i sıfır yapan bir non-zero x yok. İşte bunu kullanacağız demek ki ispatta. Onun için şimdiden yazdım ben. R transpoz R'nin pozitif definit olduğunu göstermek demek x transpoz R transpoz Rx'in sıfırdan büyük olduğunu göstermek demek. Bakalım öyle mi? X transpoz R transpoz Rx'tir. Artık bu triyi biliyoruz. X transpoz R transpozu Rx'in transpozu diye yazabiliriz. Bu da Rx'in renklinin karesi eder. Bu da length kare. Rx'i sıfır yapan hiçbir nonzero x yok. Demek ki bunu sıfır yapan tek şey x'in sıfır olması. O zaman neymiş? Gerçekten de sıfırdan her zaman tüm x'ler için büyükmüş. Bakın büyük eşittir değil, büyük. Aynen midterm sorusu gibi. Büyüktür gösteriyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında R transpo, R full kalın renk ise R transpoz R pozitif definittir dedim ya. Bunun tersi de doğru. Yani pozitif definit bir A varsa öyle bir R vardır ki R transpoz R şey Y eşittir. Nasıl diyeyim? Şöyle anlatayım. Yani bir A varsa, A pozitif definit ise R transpoz R şeklinde bir decomposition'ı, faktörizasyonu vardır her zaman. Öyle ki R independent kalınlardan oluşuyor. Yani full kalın renk. Yani sadece R'miz full kalın renk ise R transpoz R pozitif definit değil. A bir pozitif definit ise R transpoz R şeklinde yazılabilir her zaman. Independent kalınlardan oluşan R olarak. Bunu söylüyor. Genelde de şu kurallarımız var. Bir simetrik matris aşağıdaki özelliklerden birine bile sahipse pozitif definittir. Ve diğer tüm özelliklere sahiptir. Bu zaten pozitif definitin tanımı. Bu varsa pozitif definit. İkinciyi şimdi söyledim. Neymiş? Eğer pozitif definit ise R transpoz R şeklinde bir faktörize işlemi var. İşte pozitif definitin bir güzel yanı da bu. Simetrik matris, simetrik diyorum. İki matrisin çarpımı şeklinde yazılabiliyor. Independent, şey full renk iki matrisin çarpımı şeklinde yazılabiliyor. Üçüncüsü ne tane pozitif eigenvalü var? Neden? Çünkü x a x sıfırdan x transpoz a x sıfırdan büyüktü.
x transpoz ax sıfırdan büyük ise bu ayen vektör için de geçerli. Dolayısıyla bir xi ayen vektörü için xi transpoz axi da sıfırdan büyük. Ax nedir? Lambda x'tir. Lambda'nın dışarı attım. X transpoz x burada. X transpoz x demek length demek. Length her zaman sıfırdan büyük eşittir. Ama burada nazir olduğunu biliyorum ve eigen vektörün. Sıfırdan büyüktür. Sıfırdan bu büyükse şunun da sıfırdan büyük olması lazım ki çarpım sıfırdan büyük olsun. Demek ki eigen value sıfırdan büyükmüş. Demek ki tüm eigen value'ler sıfırdan büyük. Simetrik matrislerin bir özelliği vardı. Bugün önemli değil demiştim. Neydi? Pozitif eigen value sayısı kadar pozitif pivotu var. İşte bu kuraldan da n tane pozitif eigen value'su varsa n tane pozitif pivotu vardır çıkıyor. Onun dışında bir önemi yok. Bunun kuralı bilmenize de gerek yok. Size pozitif definit matrisin kuralları nelerdir diye sormayacağım. Ben ne diye soracağım? Pozitif definit matris midir diyeceğim. Pozitif definit matrisse ne yapmalısınız o zaman? Bu dördünden birinin olduğunu gösterseniz yeter. Dördünden birini sağlıyorsa pozitif definittir. Ama sorarsam ki A pozitif definitse A artı B pozitif definittir, o zaman tanımı kullanmanız lazım. Dolayısıyla tanımı iyi bilmeniz lazım. Ama pozitif definit mi diye sorarsam dördünden istediğinizi kullanın. Dördünden bir özelliğe bile sahipse it has all of them. Dördü hepsine sahip ve pozitif definit. Then it is positive definite. Örnek, yukarıdaki matrisimizi şu iki matrisin çarpımı şeklinde yazabiliyoruz. Nasıl yazarız? Onu bulmayı dersimizde görmeyeceğiz. Hani o kadar detaya girmiyorum. Dolayısıyla en güzel yön, en kötü yöntem bu herhalde. Çünkü hangi R transpoz R'nin çarpımıdır diye düşünmeniz gerek. Hiç gerek yok. Şu daha kolay değil mi? Şunlar daha kolay. Dolayısıyla onları bulmayı da size alıştırma olarak bıraktım. Mesela bu matrisin eigen value decomposition nedir? Onu bulursanız zaten eigen value'leri bulmuş olursunuz. Pivot'u bulmayı zaten biliyorsunuz. Böyle bir alıştırma olur size. Pozitif definit matrisler bu kadar. Sorusu olan var mı? Tanımını öğrendik. İspat ettik. Alıştırma yaptık. Dört tane kuralı vardı. Biri varsa diğer dördü de vardır ve pozitif definittir dedik. Şu decompose bir tane daha factorization gördük. Dersimizde bol bol factorization gördük. LU gördük. Eigen value decomposition gördük. SVD göreceğiz. R transpose R gördük. Başka QR gördük. Bunlar zaten hayatı kolaylaştıran şeyler. Artık bu tür şeylere alıştınız. İleride başka bir şey görürseniz bu temelden çok rahat anlarsınız diye düşünüyorum. Bunları bu yüzden görüyoruz. Tamam, soru yok sanırım. Nasıl hızlı mı gidiyorum? İyi mi arkadaşlar? Hocam bence hız iyi ya. Bir sıkıntı yok, anlaşılıyor. Tamam, güzel. Teşekkürler. Pozitif definit, semi pozitif definiti göreceğiz şimdi. Pozitif semi definit. Hep isimin sırasını karıştırıyorum. Pozitif semi definit. Bunun da tek farkı şu. Önceden büyüktü ya. Şimdi büyük eşit olacak. Dolayısıyla tüm non-zero x'ler için tabii sıfır için zaten sıfırı verir. Onun için sorun yok artık sıfırı özellikle bakmaya. Öncekinde vardı. Tüm x'ler için x transpoz ax sıfırdan büyük eşitse pozitif semi definit oluyor. Tabii bu da simetrik matris olacak öncelikle ki olsun. Bir diğer değişimi artık sıfırdan büyük eşit ya. Artık pozitif semi definitse tabii şeyi ihmal ediyorum. Hani tüm pozitif definitler bu tanım gereği pozitif semi definit oluyor. Pozitif definit olmayan ama pozitif semi definit olan bir şey şu özelliklere sahip. R'miz artık dependent oluyor. Eigenvalülerin artık bazıları sıfır oluyor. Eigenvalülerin bazıları sıfır olduğu için pivotların da bazıları sıfır oluyor. Fark bu.
Yani bazı x'ler artık büyüktür sıfır yapmıyor da büyük eşittir sıfır yapıyor. Dolayısıyla R'miz artık full renk değil. Ama yine decomposition'ımız var. Ama artık full renk değil. Dependent kalınları var. Eigenvalülerin bazıları sıfır oldu. Pivotların bazıları sıfır oldu. İşte buna da pozitif semidefinit diyoruz. Mesela 1, 2, 2, 4. Şu işlemleri yaparsak bunu yavaş yapalım. Yaptık, şu çıktı. Nasıl? Şu x'ini çarparsam x1 artı 2x2 eder. 2x1 artı 4x2 eder. Sonra şunu çarparsam şunu x1 ile çarparım. x1 kare 2x1 x2. Şunu şununla çarparım. 2x1 x2 4x2 kare. Bu da x1 artı 2x2'nin karesi olur. Şimdi artık gördüğünüz gibi mesela 2 eksi 1 de bunu 0 yapıyor. Dolayısıyla her zaman 0 değil. Şey sıfırdan büyük değil. Bu birinci yoldu. İkinci yol 1, 2, 2, 4, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0'ın şunun çarpımı. Gördüğünüz gibi R transpoz R. Ama R'mizin artık sütunları dependent. Bir de gördüğünüz gibi eigenvalülerden biri sıfır, pivotlardan da biri sıfır. Bir veya birkaçı sıfır olacak. Dördünü de bu şekilde yaptık. Pozitif semidefinit de bu kadar. Bu kadarmış. Güzel. Şimdi arkadaşlar 13 bitti. Tekrar da ettik. Bence iyi oldu. Şimdi 14 biraz karışık. Bugün ilk iki sayfayı anlatayım. Pazartesi baştan mı anlatayım? Yoksa biz pazartesi anlarız. Bugün anlatmanıza gerek yok mu diyorsunuz? Bugün işlersem şu iki sayfayı işleyeceğim. Şu örneği yapacağım. Pazartesi yine baştan başlayıp bu lecture'ı bitireceğiz. 14'ü bitireceğiz pazartesi. Ne dersiniz? Hani bir bugün giriş yaparız daha iyi oturur değil mi? İşi olan var mı? Hocam kaç lecture kaldı? İki lecture var. Burada bir 6-7 sayfa var. Bir de bir 5 sayfada 15 de var. O kadar. Şey, konular bitiyor mu 15'ten sonra? Evet bitiyor. Cuma bunu işleyeceğiz. Pazartesi de Markov matrisleri işleyeceğiz. O kadar. Anladım hocam. İşi olan yok değil mi? İşte devam edeyim. Yani şöyle bir genel konsepti anlatmak için güzel olabilir hocam şu an. Hani bir anlamaya yardımcı olur. Evet. Bir karışık çünkü başı. Şimdi hep eigenvalü decomposition konuştuk. Eigenvalüler konuştuk. Eigenvalü kare matris için geçerli. Kare matris dışında bir de kare olacak bir diagonalizm olacak. Bunun için geçerli. Ama tam ne dersiniz ki bu MN'lik uzayın çok küçük bir bölümü kareler. Dolayısıyla aslında kare matris olmadığında eigenvalü olmuyor. Ama biz şunu yapmak isteyebiliriz. Kare matris olmasın, MN'lik bir matris olsun ama onu diagonalize edelim. Yani diagonal matrisin ve başka matrislerin çarpımları cinsinden yazalım. Bunu nasıl yaparız? İşte bunu yapmanın yolu da SVD oluyor. Key nokta da şu. A transpoz ve AA transpoz simetrik. Bunu biliyoruz simetrik olduğunu. Dolayısıyla simetrik matrislerde her zaman diagonalize. Yani A transpoz A ve AA transpoz her zaman diagonalize. Dolayısıyla biz şunu yapalım. A'nın eigenvalülerini, eigenvektörlerini bulmayalım. A transpoz A ile AA transpozun eigenvektörlerini, eigenvalülerini bulalım. İşte aradaki ilişkiden de SVD çıkacak. SVD A'ya özel olacak. Ama aslında A transpoz A ile AA transpozun eigenvektörlerinden geliyor. Nasıl bakalım? AA transpozun eigenvalülerine sigma i kare diyeceğiz bu konseptte. Eigenvektörlerine de u diyeceğiz. Ve şöyle bir şey var. U'yu her zaman unit vektör seçeceğiz. Neden? Simetrik matris bu değil mi? Simetrik matrisin eigenvektörleri neydi? Birbirine dikti. Dolayısıyla
Ben bunu unit vektör seçersem A transpoz A, A, A transpoz sadece dik olmayacak. Q sigma Q transpoz şeklinde yazılabilecek. Yani eigen vektörleri ortogonal olacak. Ortonormal olacak. Ortogonal matris olarak yazılabilecek. İşte bu yüzden unit vektör seçiyorum. A, A transpozun eigen vektörleri U. A transpoz A'nın eigen vektörleri V. Eigen valüsü ise ilginç bir şekilde aynı. İlginç değil aslında, bunu görmüştük, ispat ettik sanırım. BA'nın AB ile BA'nın eigen valülerinin aynı olduğunu ispat ettik. Bununkini ise ben egzersiz olarak verdim. Dolayısıyla işimiz o kadar zor değil. İlk bağlantıyı kurduk. A, A transpozda A transpozanın eigen valüleri aynı. Şimdi ben şöyle ezberleyebiliriz. A mı önce gelir, A transpoz mu önce gelir alfabede? A önce gelir değil mi? A önce gelince U da V'den önce alfabetik sırada. U, A, A transpozun eigen vektörü U. A transpoz A'nın eigen vektörü B. Çünkü A transpoz A, A, A transpozdan sonra. V de U'dan sonra. Veya bir şekilde finalden önce bir kere ezberleyeceksiniz. Kimin eigen vektörünün kime ait olduğunu. Yukarıdaki tanımdan bu geliyor. Burada yazan şey A, A transpozun eigen vektörü U, eigen valüsü sigma i kare. Burada yazan şey A transpoz A'nın eigen vektörü ve eigen valüsü sigma i kare. Şimdi bir iki işlem yapalım. İşlemler kritik olmayacak. İşlemlerden bu iki formül çıkacak. İşlemleri anlamamız yeterli. Uygulamanız gerekmiyor. Bu iki formüle ulaşmak için yapacağım. A, A transpoz UI eşittir sigma square UI. Buradan UI transpozla çarpalım. Soldan çarptım. Şimdi şurası A transpoz UI'nin transpozu. Şurasıysa 1. Neden? Çünkü unit vektör seçtim vektörlerimi. Vektörlerimi unit vektör seçtim çünkü. Ve buraya kadar geldim. Şimdi ne oldu? A transpoz UI'nin karesi sigma i kare. A transpoz UI sigma i'ymiş. Demek ki A transpoz UI'nin renkli sigma i. Buradan bu çıktı. Önemli değil. Bilmemiz gerekmiyor. Sadece altta bir kere kullanacağız, o kadar. A transpoz A VI ise sigma i square VI. Buradan da soldan VI transpozla çarpıyor. Bu sefer de AVI'nin transpozu çarpı AVI geliyor. AVI'nin renkli geliyor. Sağda ise VI transpoz VI geliyor. VI'yi de unit vektör seçtiğim için VI transpoz VI 1. Buradan da sigma i square geldi. Buradan da şu geldi. AVI'nin büyüklüğü sigma i'ymiş. Yani AVI'nin büyüklüğü sigma i, A transpoz UI'nin büyüklüğü yine sigma. Sigma yine pozitif bir şey. Her zaman büyüklük çünkü. Sigma'yı pozitif diyebiliriz. Yani sonuçta bir variable. Önemli değil. Şimdi asıl işe gelelim. A, A transpoz UI eşittir sigma i süper UI. Bu ne? Şu. Hala tanımla gidiyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi soldan A transpozla çarpıyorum. Aslında zevkli şeyler. Şimdi ilginç bir şey çıkacak. Şimdi soldan A transpozla çarptım. Ne oldu? A transpoz A ile A transpoz U'nun çarpımı A transpoz U'nun çarpımı. A transpoz A'nın eigen vektörü neydi? V'ydi. Demek ki A transpoz U alfa V'ymiş. Ben biraz önce ne bulmuştum yukarıda? A transpoz O'nun büyüklüğünün sigma i olduğunu. O zaman ben onu sigma i'ye böleyim. A transpoz U ile çarpıp A transpoz U çıkmasın. A transpoz U bölü sigma çarpıp A transpoz U bölü sigma çıksın. İki tarafı da sigma i'ye böldüm. Bu nedir? Birim matris değil mi? Birim vektör pardon. Ben adına ne dedim? V'yi dedim. V'ye unit vektör. A transpoz A'nın unit eigen vektörü dedim. O zaman neymiş? A transpoz A ile
VI çarpılıyor. Sigma I kare VI çıkıyor. Demek ki A transpoz UI sigma I VI'ye eşit. Buradan formül geliyor. A transpoz UI eşittir sigma I VI. Buradan da bakalım. A transpoz A VI eşittir sigma I square VI. Şimdi soldan A ile çarpıyorum. Soldan A ile çarpınca bu sefer AA transpozu bir eigenvektörle çarptım. Eigenvektör çıktı. AA transpozun eigenvektörü UI'ydi. Şimdi AVI'nin büyüklüğü ne? Sigma'yı. Ben bunu sigma i'ye bölüyorum. AA transpozu şununla çarptım. Aynısı geldi. Bakın eigenvektörü sigma i süper. O da geliyor. Burada da UI'ymiş. AA transpoz UI eşittir sigma i süper UI. Demek ki neymiş? A, V ile sigma i, U ile eşit. Bunu da şöyle düşünüyorum ben. A, A transpoz U ile şunu atın. A transpoz U eşittir. Sigma i, V i. A transpoz A, V i eşittir. Sigma i süker V i. Şunu atın. A, V i eşittir. Sigma i, U i. Finalden önce bir kere ezberleyeceğiz. Şu anda önemli değil. Şu anda bunları bildiğimizi varsayalım. Demek ki neymiş özetle? Şurası. Özet burası. AA transpozun eigenvektörü var. Eigenvalüsü ortak. A transpoz A'nın eigenvektörü var ve eigenvalüsü ortak sigma i süper. Ve aralarında şöyle bir ilişki var. A transpoz U sigma V A ve sigma U. İşte buradan gelecek. Önce bir alıştırma yapalım. Bu alıştırma da şu. A ve eşittir sigma i U. O zaman U nedir? A'nın kalım space'indedir. Output U'lar A'nın kalım space'inde. Ve A transpozun kalım space'inde. O zaman V A'nın row space'inde. Singular vectors deniyor P'ye. U'lara output'lar deniyor. Sigma'lara da singular value deniyor. Singular value de yukarıda göstermedim. Tam ispat etmedim. Sadece söyledim. Pozitiftir her zaman. Çünkü karekökünü alabiliyoruz. Karekökünü aldık. Karekökü uzunluğa denk geliyor. Pozitif diyebiliriz değil mi? Yanlış bir şey yapmış olmayız. Buradan şu gelecek şimdi. A transpoz A'nın simetrikmiş. A transpoz A simetrik. Dolayısıyla V'ler birbirine dik. Ve uzunluklarında bir seçtik. O zaman V matrisimiz ortogonal bir matrisimiz var elimizde. V'de ne var? VI'ler var. Sonra AA transpoza bakalım. AA transpozda ne var? UI'ler var. Birbirine dikler. Simetrik olduğu için. Biz de unit vektör seçtik. O zaman bir de U matrisimiz var. U matrisimiz UI'lerden oluşuyor. Bu da ortogonal. Bir de büyük sigma bu. Büyük sigma diagonal bir matris. Küçük sigmalardan oluşuyor. A, V, I eşittir sigma i, U, I'di. A, V, I, sigma i, U, I. Bunu kullanıyorum. Bu aslında şu matrisin bir satırı. Düşünürseniz. A, V eşittir U, sigma. Neye benziyor bu? AS eşittir. S lambda'ya benziyor değil mi? Ne yapıyoruz şimdi? Sağdan S eksi 1 ile çarpıyoruz. V'nin eksi 1 ne? V transpoz. V'nin her zaman var mı inversi? Var değil mi? Neden? A transpoz A her zaman simetrik. Simetrikse her zaman bu V full renk. Çünkü eigenvektörler dik. Bir de ben unit seçtim. Ortogonal yaptım. Her zaman bu kare matris nedir? Her zaman diagonalizable'dır. Her zaman invertible'dır. Inverse'ü de ortogonal olduğu için transpozun eşittir. Buradan da formül geliyor.
V transpozda sağdan çarpınca U sigma V transpoz. Formül anca geldi. Neymiş? A eşittir U sigma V transpoz. SVD of A. U dediğimiz U'lardan oluşuyor. Neydi? AA transpozun eigenvektörü. V dediğimiz, V transpoz dediğimiz V'lerden oluşuyor. V ne? A transpoz A'nın eigenvektörleri. Sigma ne? Sigma ne arkadaşlar? Bunu da bir söylesin. Tamam olsun. Eigenvalüleri neydi bunların? Hiç ezberlemeye gerek yok. Daha ezberleme aşamasına geldiniz. Sigma i square. Sigma i square şunun ve bunun eigenvalüleri. Dolayısıyla onun karekökü sigmalar. Singular value'ler onun karekökü. Ve all pozitif her zaman. Demek ki neymiş? U AA transpozun eigenvektörü ve A transpoz A'nın eigenvektörlerinin transpozu. Bu ikisinin eigenvalüleri aynı. Sigma i square. Ben bunun karekökünü aldım mı, yerleştirdim mi sigma'ya, bulacağım. Tamamen istediğim gibi mi? Değil. Neden? Bu emenlik ise bu emenlik, bu emenlik, bu enenlik. Gördüğünüz gibi çok da mükemmel değil. Ama daha çok aslında yeterince iyi. Bunu bulmanın 3 yolu var. 1. U A transpozun eigenvektörüdür. Ve A transpozun eigenvektörüdür. Tek tek buluruz. Bir de şunu yapabiliriz. U A transpozun eigenvektörüdür. Onu bulduktan sonra A transpoz U'dan da sigma V'ye eşit olduğu için V'yi buluruz. Şu formülden V'yi buluruz. Bir diğeri A transpoz A'nın eigenvektörleri ve şu formülden de yani şu formülden U'yu buluruz. Kalan dediğim gibi bu ortaklar zaten. Kalan singular value'ler mesela bu emenlik bir şey ya M neden küçük olsun? O zaman ben M tarafı kolay olduğu için şurası daha küçük olduğu için U'ları bulurum. U'lardan V'yi bulurum. Kalan N-M tanesi zaten önemli değil benim için. Bunu geçen önümüzdeki dersin sonunda göstereceğim. Kritik olmayacak yani. Onların da eigenvalüsü 0. Veya N büyüktür, N küçüktür M. O zaman V'leri bulurum. Daha küçük gelir. Oradan M eksi N kalanlardan da U'yu bulurum. M eksi N tanesi de işimize önemli değil. Şimdi bu kadar zor ama örnek hiç zor değil. Şimdi size aynı soruyu çözmenin 3 yolunu göstereceğim. Birinci yolu şu. Bu matrisin eigenvalü ve eigenvektörleri kompleks çıkıyor. Dolayısıyla işimize yaramıyor. Biz bunun SVD'sini kullanmak istiyoruz. Pratikte diyelim. O zaman ne yapıyoruz? İlk önce A transpoz A V eşittir sigma i kare V. Yani bu formülü yazmanıza gerek bile yok. A transpoz A'nın eigenvektörleri V olacak. Eigenvalüsü sigma i kare olacak. A transpoz A bu. Eigenvektörleri bu. Sigma i kare bu. Neyi bulduk? A transpoz A'dan ve i'leri buldum. Ve eigenvalüleri buldum. Bir de AA transpozdan u i'leri bulacağım. Ve eigenvalüleri bulacağım. Doğru yaptıysam aynı gelir. Kare olduğu için bir hesap kaybım yok. Buradan ne çıkacak? Şu şuraya transpoz hatırlatayım. Şu 1 0 buraya, 0 1 buraya. 8'e 2 idi, 2 kök 2'ye kök 2 oldu.
Tamam. Bu kadar. Bu birinci yol. İkinci yol da şu. Farz edin ki bu kadar kare olmasaydı V'yi buldum. Formülümüzde AV eşittir sigma U. Yani A ile V'yi çarpıyorum. V1'i. 2 kök 2 0 çıkıyor. O zaman bu ne demektir? Doğru yaptıysa bir, bunun büyüklüğü bir kere kök 8 olacak. Sigma i olacak. Gerçekten de öyle. O zaman büyük, ben bunu unit kısmı nedir? 1'e 0, U 1'dir. Bakın U 1 aynısı çıktı. A ile V2'yi çarptım. 0'a kök 2 geldi. 0'a kök 2 geldi. Bunun büyüklüğü neyi doğru yaptıysam? Sigma 2'dir. Sigma 2 kök 2. 0'a 1. Bu da U 2. Aynısı geldi. Gördüğünüz gibi. U'ları tekrar eigen value, eigen vektör hesaplamazlardı. Şu bir çözüm yani. Şu kadarı bir çözüm. Şurası da bir çözüm. Üçüncü çözüm de şura. Ne yapabilirim? Bu sefer de U'ları hesapladım. A transpoz U eşittir sigma B. Buradan ne gelecek? A transpozla U'yu çarptım. 2, 2 geldi. Doğru yaptıysam bunun büyüklüğü, 2, 2'nin büyüklüğü kök 8'dir. Neden? Çünkü sigma i ve i çıkması lazım. Tamam, sorun yok. 2 kök 2 geliyor büyüklüğü. Büyüklüğüne böldüğümde de V1 aynı şekilde A transpoz U2 eksi 1'e 1 geliyor. Bu da kök 2 parantezinde bu geliyor. Doğru yaptıysam şu büyüklük, şurası da unit vektör olmalı. Öyle V2. V2 aynısı geldi. Şimdi ne yapacağım? Bunları yerine yazıp SVD'yi bulacağım. Kare olduğu için U sigma V transpoz kare geldi. 2'ye 2 olduğu için 2'ye 2 geldi. O kadar zor değil dolayısıyla. Ya bir ispat, bir şey bulmak zor bu konuda. Nereden geldiğini anlaması zor. Ama anladıktan sonra yapmak o kadar zor değil. Sınavda da standart soru sorulur. Hani bu SVD'den zor soru sorma. Şimdiden söyleyeyim. Dolayısıyla ne yapacağız? Bir kere öğrendik mi? 2-3 tane kuralı. Neymiş kurallar? A transpozun eigen vektörünün adı U. A transpozun eigen vektörünün adı B. Şunu atın. AV sigma U. Şunu atın. A transpoz U sigma V. Bu dört şey var. Bu dördünü bilince istediğiniz üç yoldan birini kullanarak hangisi hızlı yapıyorsa o anda tabii onu kullanmak daha iyi. Onu da önümüzdeki dersin sonunda göstereceğim. Lecture'un 14'ün sonunda hangisini seçeriz diye. Bu şekilde. Aslında konu bitti sayılır. Şurada kısa bir açıklama var. Application var. Bu da 5. lafımızla ilgili olacak. Sonra iki tane bu sefer kare olmayan matrisler için örnek göstereceğim. Bitiyor zaten. Bir de renk approximation göreceğiz. Dolayısıyla burayı anlamak önemli. Zor, burayı anladık mı gerisi kolay olacak. Önümüzdeki ders tekrar ederiz. Evet, tam da gelmek istediğim yerdi bura. Soru var mı arkadaşlar? Mesela şu yol açık mı? Olmadı, siz bir tekrar edin. Ben de benle birlikte bir daha tekrar edersiniz cuma günü. Tamam. Tamam, soru yok sanırım. O zaman herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Sorunuz varsa ben yine buradayım. İyi günler hocam. Görüşürüz. İyi günler hocam. İyi günler.